kendine edindiğin için. Şu anda nasıl ödeme yapıldığını göstereceğim artık. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Ben Yeşim. Şu anda Japonya'nın Tokyo'ya yakın bir yerdeyiz. Tam Tokyo'da değiliz. Ve 7-Eleven'e geldik. Bu değişik, Türkiye'de olmayan, burada olan değişik şeyleri alıp yiyeceğiz. Evet, ilk bu yediğin şeyi anlat bize. Nasıl zaman? Çok güzel tadım. Şimdi istersen benimkini açıp son halini göster. Bu arada önceki videomda da bu var zaten ama biz bir tür de böyle gösterelim dedi. İşte böyle bir şey minnoş tatlı, evet. Biliyorsunuz doğu. Sıralım. Sen kendinkini yediğin için evet. Ben Ben bunu çok seviyorum bu arada ya. Çok güzel, evet. Pizza. Dışı böyle yumuşacık bir hamur. İçi de pizza sosu, malzemesi bir şeyler var. Aynısı. Ya böyle sıcacık. Ama o zaman markete gidip şimdi diğer şeyleri de deneyelim. Bunlar kestane. Bunu da daha önce yemiştim. Muazzam. Çok lezzetli. Hani böyle bir kilo kestane alırsın da pişirirsin. Bazıları içinde çok tatlı gelir ya böyle. Tadı çok lezzetli. Bu sanki bütün tatlıları olanları toplamışlar. Tatlı değil bu arada ama şey... Yani kestane tatlısı değil, normal bildiğimiz pişirilmiş, haşlanmış kestane. Ama çok lezzetli, hazır böyle tekli pankekler. Evet. Aa, kestaneli pankek mi? Patates jeli. Tatlı Aygı. Patates jeli. Allah Allah, böyle neler neler üretiyorlar. Fazla meyve jelleri var arkadaşlar. Yani jel yemeyi seviyor musunuz bilmiyorum da ben. Şekersiz kahvenin yanında gibi şeyler de yiyorlar mesela. Aynen. Bilir ama onun dışında. Gibi, her şeyde bildiğiniz gibi mandalin böyle soyulmuş, böyle satıyorlar. Şurada evet. Şeftali var. Bak bu da mixmiş. Allah'ım, karışık ananas ve alt üstü ananas, şeftali ve mandalin var. 250'ye diyen aşağı yukarı 150-200 arası bir şey Türkiye'nin parasıyla şey, da. Çok pahalı. Evet. Pahalı. Yurt dışında meyve yemeyin. Türkiye'de bol bol yiyin. Bak, bunlara bayılıyorum. Mesela bu şekilde marketten cheesecake alabilirsiniz böyle direkt. Pardon, bu normal kek böyle. Şu çok meşhur bir puding şekli, çok görürsünüz. Tadına bakmadım ama karamelli bir puding değil mi bu? Güzel mi? Yeşim öpüyorum. Anlamıyoruz. Yani şöyle, tadı güzel ama şu üst kısmı güzel. Yani şu kısımları çok aşırı şey, ya benim tam damak tadıma hitap etmediği için mi bilmiyorum. Sürekli latte. Biz neyi yemeye geldik buraya? Aynen, pork çok var burada. Evet. Domuz eti yani. Ama şunları belki hani aç kaldım ve ne yiyeceğini bilmiyorum. Şu şekilde tavuklar satılıyor arkadaşlar. Bunlardan bulup ve bir tabak şey, hazır pirinçler de satılıyor. Marketten bu ve bir pirinç alabilirsiniz. Mesela bu tek başına 148 yen. Bence bu bayağı. Bir de tofu var. Tofu biraz daha 138 yen mesela, daha uygun. Ama şekilde... şeyi de söylemeyi unutma. Kasayla beraber 149 yen. Böyle bir şey mi? Hehe, evet evet. 138 vergisiymiş bu. Şoko yapıyor. Çok ciddiyim. Yani kasada 149 yen ödüyorsunuz arkadaşlar. Onu da unutmayın. Hı. Ya. Bu sanırım. Bence bu patates salataları güzel. Bildiğin normal mayonezli yiyeceğim. Atıştırmalık için güzel. Böyle cheese, parmesan cheese'ler var. Onlar da güzel aslında. Bu şekilde böyle hazır ahtapot falan var. Ay, yani evet evet. Ya da şöyle hazır yemekler. Makarnalar var ama bunların geneli yine domuz etli ama şeysiz, sebzeli ya da sadece domatesli bir makarna olabilir. Ve böyle pişmiş. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar pişmiş yumurta, haşlanmış yumurta. Ama biraz böyle şey diyebilirsiniz. Hani pişmiş yumurta diye
arkadaşlar bunlar günlük taze geliyor. Gerçekten bunlar pişmiş sattıkları için Asya ülkelerinde gerçekten güvenerek yiyebilirsiniz. Bunu Türkiye'de yapamazlar belki ama çünkü hepsi taze değil. Ama bunlar hatta böyle tekli de ve güzel pişmiş. Isıtıp yiyebilirsiniz. Yeşim de şu an suratını ekşitiyor ama ben denedim. Gerçekten tadı güzel, taze. Ben çiğsinden yanayım. Güzel yani. Ne bu? Mantı. Mantı. Büyük bu arada Özbek mantılarına benziyor aslında. Batum Gürcistan mantıları böyle Batum'u. Bakın yine burada salatalar var, makarnalar. Yani bence yenilebilecek şeyler var. Hani var var. Gerçekten açsan böyle sebzeler, çok fazla hazır gıda, yiyecek var. Nerede? Sandviçler falan var. Şu çilekli böyle sandviç. Çok güzel o. Güzel mi? Bu bayağı duyduğum meşhur ama. Onigiri. Bunun çok böyle bir abartıldığı kadar bir tadı yok, evet, çünkü ton balığı bizim yiyebileceğimiz en azından ton balığı ya da işte tavuk ve tuna soslu aynen mayonez ama nedense bir bağımlılık yapıyor. Bir de dışında bazılarının işte şey var, hepsinin çoğunun tadı birbirine benziyor zaten. Yeşil yosun. Yosun var aynen. Onu biz yaptık biliyor musun? Ben onu yaptım geri. Evde. Çok güzel. Yaptım. Kendi yaptığımız daha güzel hem de. Kimbap, üçgen kimbap. Bazılarında yosun var, bazılarında yok. Kore versiyonu. Kore versiyonu, aynen. Bunu da şey, hani gerçekten yiyorsun çünkü alışkanlık yapıyor. Böyle bir severek yiyorsun. Evet. Ama özellikle açsan ve az paran var ya da ben hızlıca alıştırıp çıkayım diyorsan bunlar birebir. Birebir. Tavuklusu ya da ben tuna mayonezli yiyorum. Ben de. Of, çok güzel. Bence bütün kişiler öyle yiyoruz. Aynen. Şu anda birisi. Hot. Sıcacık. Çok sıcak. Hepsi sıcak kahve ama bayağı sıcak. Şu an buraya arkadaşlar sıcacık. Sıcak Yasemin çayı var. Şöyle size zoomluyorum. Evet. Ben şunu denedim. Bu güzeldi. Hı-hı. Yasemin çayı falan çabiliriz. Şunlar güzel. Normal bizde. Bunlar Kıbrıs'ta da vardı. Bunların ama aynısını ismi bilenler direkt hatırlayacaklar. Mr. Brown diye geçiyor. Bak kabı falan bir görünüşü bile aynı. Bir tık daha yassı onunki. Bunun ismi Boston. Her şey aynı. Bak şu kabı dışındaki kabı bile aynı. İsimleri farklı sadece. Hazır yiyecek çok fazla var. Böyle minik yine atıştırmalık mikrodalgaya koyabileceğiniz şey mantı var. Aynen. Değişik bir mantı. Yine az önce gördüğümüz onigirilerin böyle çoklu olanı var. Bunu mikrodalgaya koyup yiyip hemen yiyebilirsiniz. Aynen. Ya şeylerde, Japonlarda insanlar çok fazla çalıştıkları için ve iş disiplinlerini biliyorsunuz çok fazla yani gerçekten köpek gibi demeyeyim. Çok fazla çalışıyorlar. Boş bir tabir ama yani insanlar çok çalışıyorlar ve çok fazla her şey kural, disiplin. O yüzden muhtemelen bir şeylere vakitleri kalmıyor. Her şey pratik. Yani hayatlarının geri kalanını pratikleştirmek amacıyla çok fazla donmuş gıda, çok fazla yemeğin donmuş olabilir. Şunları da bilmiyorum. Şunlar bamya normalde. Türkiye'de bizim yediğimiz bamya. Ama burada şey, sinek, atıştırmalık. Kuru yemiş olarak geçiyor bu. Yani bak mesela doğranmış taze soğan. He, mis gibi. Aynen, direkt her şey. Yani olur da Japonya'ya gelin giderseniz arkadaşlar. Akşam yemeğinde çok zorlanmasın çünkü her şey hazır var. Yani al, yanardakilerle pişir ye. Basit bir iki Türk yemeği de yapsanız zaten onlar da bayıla bayıla yer. Aa, bu ne falan. Aynen. Kısır yapın işte. Bayıla bayıla da yer, çok uğraştırmıyor. Marul, bulgur. Asal sürüyor bu yemek. Aynen. Kısır için şey ya, Türk şeylerinde mesela hani toptancılarında falan kısırlık bulgur. Yoksa bulgurdan yapın. Geçsin. Hamburger, mayonezli ve et yazıyor. Gana eti galiba. Bilenler okuyabilir. Bunlar şey, donmuş olanı var. Burada görmedim de. Kore'de de donmuş hamburgerler var. Mikrodalga ama birebir o McDonald's hamburgeri. Bunu çeksene yakında. Şey, noodle'lı. Ya noodle'lı da buna da koymayın yani. Hayatım bir yere de noodle girmez. Aynen. Yani ya yemem.
Noodle'lı sandviç. Noodle yap, ye daha iyi. Aa, bir dilim pizza. Bu şekilde. Şunun tadı güzeldi. Evet. Yani. Çok fazla çeşidi yiyebileceğiniz. Evet evet, dolu. Bakın, dolu. Burada da danıtlar. Bunlar böyle değişik. Çilekli. Çilekli çikolata ve şey çok fazla seçenek. Şu da güzel. Çilek seviyorlar. Ay ay, aşırı. Aa, bakın arkadaşlar şey. Sop. Çorba. Çorbası böyle. Bardağa koyuyorsun. Aynen. Suya atıyorsun. Bitti. Şöyle içinde kara halinde. Bardağı miso. Yosun. Ispanak mı diyorsun? He. Yosundu değil mi? Yosundur o. Ben bir denemiştim bir tane. Bize bir getirmişlerdi. Yosun çorbası güzel. Tazesini tercih edin. Böyle yosunlu. Kore'de restoranlarda şey genelde ücretsiz geliyor. Ha, burada şeydi canım. Para verip alıyorsun. Bu arada yanlış söylemiş de olabilirim. Miso, ben yosun diye hatırlıyorum ama ıspanak falan da olabilir. Öyle bir şeydir işte arkadaşlar. Gelirseniz çorbanızı yanınıza getirin. Burada küçük bir tanesi görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. 203 yen. Süt mü bu yani? Farm yani bilmem ne. Çiftlikten gelen süt. Tamam da bu. Onu da kuruttular herhalde. Vay canım. Bunun birazdan bakıp söyleyeceğim. Tamam, al telefonu. Translate. Mesela bu ne? İçinde kek, üstünde kek resmi var. Bir şurup gibi bir şey mi? Ne o, ne? Getir bakayım. Hemen. Translate. Hemen şimdi size özel süt. Bir karamel, kasaba ve köy çiftliği demiş. Ne güzel çeviriyor Rabbim. Ey kurbanım. Şunu da çevirsene. Hemen. Özel süt derken. Bilemedim, hap gibi. Süt hapı bu arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu da yanında içirdikleri şurup gibi bir şey. Bir top diyor. Hemen ben size şimdi bunu çeviriyorum. Mitsudoshi. Böyle tatlı bir şey. Bu bir top arkadaşlar. Şey, böyle tatlı şeyler oluyor sütün yanında. Bu abimiz de bize bakıyor. Değişik bir şekilde karşıladı. Ondan sonra kafa salladı, gördünüz. Bana yol vereceksin. Şey, çok ünlüymüş bu davranışı. Değişik böyle atıştırmalıklar var. Ne bu? Böyle mini cipsler var. Şunu da bana ver. Ver bana, rahat rahat takıl şurada. Bakın, ay. Bu yine bir et cipsi. Bir var tek. Öyle ya. Çok güzel tadları. Hmm. Yani bundan yemedim de şey, Donki gibi bir yer var burada. Orada bir tatmıştım. Aa, böyle ya. Bunlar kurutulmuş. Da her şeyi kurutuyorlar ana. Ahtapot kurutulmuş. Öyle bir şeyler işte. Yemeyin yani. Sizsizlik bir şey değil. Az gerek yok. Abi buradan yol vermiş. Nasıl yol istemedik yani. Yanımızdan da geçmedin ama dolanıp arkadan yani. Şöyle bir şey var. Bunu da anlat. Bunu da yeşil çaydan yapılıyor. Maçalı. Maça değil mi bu? Aynen. Maçalı cips. Japonya'da biliyorsunuz yeşil çok fazla. Yeşil çaylı. Özellikle maça. Yani gördüğünüz yeşil şeylerin çoğu maça. Maçalı dondurma bile var. Ay ya. Evet. Çikolataların tadı çok güzel arkadaşlar. Gelirseniz şu Meiji markasının minik çikolatalarının tadını deneyin. Ben bir de şunu çok beğendim. Normalde böyle çilekli işte beyaz çikolata falan sevmem. Şunun full çilekli çikolatası çok lezzetli ya. Çilekli milkshake yiyormuşum gibi bir tadı var. Böyle bol çilekli. Bunu kesinlikle deneyin. Ve yine maçalı şey, badem yapmışlar. Hmm. Maçalı da badem olur mu demeyin. Oluyor arkadaşlar. Üzümlü şöyle kıtır kıtır şey. Bizde bunların içinde sadece şey var herhalde. Badem. Ha evet. Badem. Ama yine de bizim ülkemizin şeyleri bunlardan bir tık daha iyi. Kesinlikle. Bunlar da böyle işte ya. Şunları da tanıtsana bak. Çin'e bedel. Bamyanın bile şeyini yapmışlar. Şu da bak mesela, dışı yosun olsun. Bazı şeyler olmasa da olur ya, tarzda bir şey. Evet, mesela, olmasa da olur. Mesela. Hani şimdi ağız var bunda, şeyi yiyorlar işte. Atıştırmalık. Sonra bira evet. Falan çok içiyorlar ve onların yanında evet. Bu atıştırmalıklar. Yani. Böyle çok fazla
kuru tuzlu atıştırmalık da var. Tatlı var ama kuru, her şeyin tuz döküp kuru atıştırmalık diye yapmışlar. Çocuğun bacağım kadar boyu var. Ben niye sinirlendim? Ama görmeniz lazım. Alkol malkol uçurup götürüyorlar. Hiç bize göre bir şey değil. Bu arada bizim geldiğimiz yer ne diye geçiyor? Kombine gibi bir şey gibi buranın adı. Tam yani market değil de burası böyle şey olarak. Ne ararsan var. 24 saat açık, böyle acil sana lazım olabilecek her şeyin bir arada olduğu, hazır yemeklerin, acil yemeklerin, kahvelerin bir arada olduğu bir yer. Bakın burada şey bile var işte. Maskeler, işte temizlik malzemesi, tırnak makası, tek kullanımlık böyle şey, tek yani tek kullanımlık yani tek poşetlerin içinde şey bile gördüm. İç çamaşırları bile var yani böyle hani yoldaydın ya da uzun bir yoldan gidiyorsun, durup buradan işte eldivendir, çoraptır, basit, hızlı, temiz alabileceğin temizlik malzemeleri var. Gayet bence çok güzel bir fikir yani böyle. Her yerde 24 saat açık, seni mağdur etmeyecek, acil ihtiyaçlarını karşılayabileceğini hissetmek istedim. Ama bakın orada su makine, işte sıcak su alabileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler var. Hızlı bir şekilde noodle, daha herhangi bir işte ramen diyoruz. Alıp bu şekilde hazırlayıp şurada masada yiyebilirsiniz. Ama burada da var. Japonya'da da var ama bence Kore'de bu daha iyi. Çünkü Kore'deki bütün marketlerde neredeyse masa sandalye var ve oturup bir köşede yani bunu daha detaylı bir şekilde hazırlayıp masada oturup istediğini yiyip içebilirsin. Geldik. Buradan kahve alalım şimdi mesela birlikte. Direkt kahveyi alıp hazırlayıp bu şekilde markette, mesela Kore'de onu çok yapıyorum. Bu şekilde marketten kendime kahve hazırlayıp, ki gördüğünüz cheesecake kadar var. Bir tatlı da alıp arkadaşına, herhalde yok mesela, saatlerce hani kafede oturmak yerine oturabiliriz. Ki burada bence bir kafede saatlerce oturamazsın çünkü adamlarda şey kültürü var. Yemeğini ye, yiyeceğini ye ve git. Değil mi? Hani şey yok yani, gel buradan saatlerce. Aynen. Sohbet ettirebilirim, yok bizim için. Evet, şu anda nasıl ödeme yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sakin ol. Yok, biz yani az önce bayağı savaştık da sen öde ben ödeyim. どうぞ。ありがとうございます。お釣り取レシート。はい、ありがとうございます。 Hadi alalım şimdi kahvelerimizi, yapıyoruz. Yes. Neyse, buna basıyor. Diğer hot latte'den de ice latte. İkimize de hot latte aldım. Hot, yani sana hot latte aldım, bana hot kopya aldım. Sen ice mi istiyordun? Evet. Çekilemiyor musun? Sıcak iyidir, hava soğuk. Seni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Ya sen niye Koreliler gibi? Ben de çok ırkçı gibi davranıyorum şu an ama öyle değilim. Ne gibi? Öyle değilim. Hani böyle birebir halka, millete, mahallede. Onlar da soğuk havada, mesela hava -12 dereceyken şey, ice americano içiyorlar. Evet. Amerikan içiyorlar yani. Neden? Derdiniz ne? Yeri olmadı bak. Tamam, sıkıntı bak. Yok. Şimdi seninkinde o zaman başlatıyorum. Evet, ice please. Şunu da bir göstereyim nasıl. Ha, böyle bir şey veriyorlar işte. Ice latte dedik. Kime diyorsun? Makineye evet, diyorum. Aldık. Şimdi buradan. Evet arkadaşlar, bakın burada bir coffee fresh dediği ne? Biliyor musun? Şey nasıl desem? Naneli bir şey. Ha, aynen onun gibi, böyle sulu, değişik bir şey. Suyu dondurmuşlar, bir katkı maddeli bir şeydi. Yani, aynen. Zero şurup. Kalori şurubunu bekliyorum. Gel. O benimkiydi, biliyor musun? Seninki mi? Evet. Ben niye beynimi bıraktım? Beynimi nerede bıraktım? Bir tane daha alıyorum. Deniyoruz.
Seninkine de şey sıfır kalori bir şey. Yani bence bir şey olmaz. Seninkine sıfır koyuyorum. Hay. Bir de bunun tadını söyle. Bizi kovacaklar beyazlar. Evet, şurası. Lastik, şunlar. Hı. Aynen. Onlar, aha burası. O da orası. Finito. Şu da dezenfektan. Sıkalım elimizi. 204. Aynen 204 yene ikimize kahve aldık. Aynen, o civarlarda bir şey oldu. Çok da pahalı değil yani ya. 204, 45... 45 lira falan ediyor yani. 45 lira iki tane kahve almış olduk arkadaşlar. Kahvenin tanesini şöyle 102 yene almış olduk. Az daha yakınlaştırayım. Hı. Yani 102 yen 20 lira falan bir şey yaptı işte. Yani. Hadi gidelim. Gidelim. Kapat şimdi evde. Hiç konuşmadan etrafı bir çeksene. Ne kadar sessiz olduğunu bir göstereceğim. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Hep böyle. Mesela şu an şimdi fark ettim konuşmayınca biz bir sesli bir şekilde konuşuyormuşuz ve sokakta yol yürüdüğümüz yerde tek ses yapan biziz. Böyle. Bay bay.